yaklaşık bir aydır karavanda yaşıyoruz ve aynı zamanda seyahat ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde karavanı park ettiğimizde böyle ufak tefek sağa sola gitmelik küçük bir araç arayışındaydık bayağı uzun zamandır. Ve son gittiğimiz yerlerde Foça'da ve Ali Ağa'da zaten videoda da belli. Çok güzel bisiklet yolları vardı ve biz bisiklet sürememiştik oralarda. Böyle bir katlanır bisiklet olsa iyi olur diyorduk. Hem ufak tefek yerlerde ayağımızı kesecek, yormayacak, hem de bisiklet olacak. Elektrikli bisikletlerimiz var artık. Bisikletler katlanır bisiklet, 7 vites. 7 vites bizim için yeterli. 250 wattlık da motoru var. Sadece kontrol amaçlı ufak tefek deneme şansımız oldu. Bugün arkamızdaki Cunda Adası'nı bununla komple gezeceğiz, keşfedeceğiz. Burası da ilk, Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Cunda Adası'na onunla giriliyor. Şu an Dolap Adası diye bir yerdeyiz. Ayvalık'tan Dolap Adası'na giriliyor. Bu köprüyle Cunda Adası'na geçiliyor. Cunda Adası küçük bir yer. Öyle çok fazla zamanımızı harcamayacak. Yaklaşık 20-22 kilometre sürüşle her yerini gezmiş olacağız. Yaklaşık 35 kilometre bir şarjla mesafesi var deniyor. Onu da bakacağız. Ne test kadar gidiyor. Olacağız. Aynen. Hem bisikletleri test edeceğiz hem Cunda Adası'nı gezeceğiz. Cunda Adası'nı elektrikli bisikletlerle bizimle gezebilirsiniz videoyu izleyerek. Hadi gidelim. Zorlanıyor musun? Hayır, boşa gerçekten boşa çeviriyorum resmen. Yokuşu çok güzel çıkıyor. Normalde bu bisikletle buraya çıkacaksın var ya, terlersin. Evet, yani çok uzun sürede minik şu anda birkaç dakikada bayağı mesafe geldi. Evet, bayağı ciddi yokuş çıkıyoruz şu an. Koştu. Çok güzel bir manzara. Evet, bu yüksekliği hiç zorlanmadan çıktık şu an. Ve çıkmaya devam ediyoruz. Burası dağ bir yokuş yalnız, fark ediyor musun? Aha! Tilki! Selam! Yani tavuğa mavuğa saldırır da bize saldırmaz herhalde. Böyle bebek mi? Normali mi boyu? Normal. Hayatımda ilk defa tilki görüyorum. Hadi canım. Herhalde canım. Ve ben da şaşırayım. İlk defa bu kadar yakından görüyorum da. Bize bakıyor hala. Bu orada mı? Evet. Ben göremiyorum. Çok tatlı değil miydi ama? Tatlı suratı. Hadi devam. Geliyor galiba. Ben daha demin biraz uzaktaydı. Böyle yaptım. Geldi. Gel. Aha orada. Gel. Bu biraz evcilleşmiş ya. Yolun sonuna kadar gelmişiz. Burada bir yolun sonu tabelasını gördük. Şimdi geri dönüyoruz. Cunda Adası'nın başından itibaren, tam başından itibaren 9 kilometre geldik. Cunda merkezini görüp burada bir seyir terası gibi bir şey varmış. Orada biraz mola vereceğiz ve devam edeceğiz. İyiymiş. Geldi bakalım. Bakalım. Böyle durdurduğunda kapatıyor musun bisikleti? Yok, ben hiç kapatmıyorum da.
kapatmak lazım. Şöyle bir yere koyayım. Ha, aha, hadi gidelim. Allah. Gözüm yamıştı. Ben bunu yokuş gibi gördüm. Direkt ayağıma attım, düşüyordum biliyor musun? Ha, merdivenmiş. Yokuş gibi görünüyor ama. Karşısı farklı bir ada. Böyle çok yavaş yavaş çevirsem bile, boşta çevirsem bile beni yokuş yukarı götürebiliyor. Benim hiç pedal çevirmeme bile gerek yok. Ama motorun tetiklemesi için, pedal destekli olduğu için pedali çevirmek gerekiyor. Ama boşta çeviriyorum şu an yani. Yokuş yukarı çıkarken boşta çeviriyorum. Şu an 11 kilometre hızla çıkıyor. Normal bir bisiklet olsa ben pedal çevirerek bu hızla burayı çıkamam. Selam. Selam. Ne haber? İyidir. Burası Cunda Adası. Bizim karavanımız ta şu adanın girişindeydi. Bu dağ yamacının arkasından dolandık. Merkezi biraz gezdik. Buradan yokuştan çıktık. Arkada bayağı 2-3 kilometrelik bir seyir terasına gidiş gelişimiz oldu. Şimdi de adanın bu tarafına doğru gideceğiz. Bu kadar kilometre yaptık. Yaklaşık 13 kilometre yaptık ve bir diş eksildi sadece. Ve çok rahat bir sürüşü var. Gerçekten hiç ne terletti ne yordu hiçbir yani. Hiçbir şekilde terletmeyi geçtin. Yani ayağımı boşa çeviriyorum yokuşlarda. Evet. Sadece vitesi doğru kullanmak gerekiyor. Sadece öylesine pedal çeviriyoruz evet. Yani şey olsun diye. Ve yol çok keyifli. Evet, buradan gidip keyifli. Geldiğimiz yol gerçekten keyifliydi. Çok sevindim. Bir de tilki gördük. Ağaçların arasından geçiyor. Çok güzel. Sırf bu yol için gidilir yani. Evet. Manzara için değil. Şimdi bir de öbür tarafa doğru gideceğiz. Orası da biraz ormanlık. Belki evet. Orası da güzeldir. Hadi bakalım. Hadi. Bisiklet sürmek çok keyifli. İyi ki almış mıyız? İyi ki almışız bu arada. Bakalım inşallah daha fazla süreriz, kullanırız da. Evet. Çok pahalı çünkü. Evet, biraz pahalı. Haydi o zaman devam. Şimdi dediğim gibi bu tarafına gideceğiz adanın. Oraya devam ediyor. Bye. Evet. Hah, bir değişik. Oo. İlk kazamı geçirdim. Bayağı 17-18 kilometre geldik. Cunda merkezi şu dağın arka tarafındaki yer. Bir dağı aştık. Bayağı öyle geldik. Mi? Aynen. Wow. Bayağı bir geldik canım. Burası da aynı zamanda bir yürüyüş yolu. Bazı insanlar burada trekking yapıyor, yürüyor. Şöyle bir manzarası var yolda giderken. Burası Kızlar Manastırı'nın olduğu bir ada. Küçük bir ada. İçinde Kızlar Manastırı var. Artık yavaş yavaş şarjımız bitmeye yakın. Çok fazla uzatmadan geri dönmemiz gerekiyor. Güneş de bayağı tepede. Bayağı batmaya yakın. Ben şarjımızın bitmesinden korkuyorum. Bisikletin mi? Evet.
Yani bitebilir. Pedallemek zorunda kalırsak bu yolda perişan sıkıntı oluruz. Aynen. Deniz çok güzel görünmüyor mu? Evet. Hafif daha dalgalı ama. Daha sakin görünüyor. Evet, bu taraflar biraz daha sakinmiş. Öbür taraflar bayağı kötüydü. Burada bir işletme var ama biz o tarafa gitmeyeceğiz herhalde. O işletmeden sonra yol devam ediyor. Patricia burnuna doğru gidiyor. O dağın tam arka tarafında da manastır var, iki tane eski. Hadi ya, ne kadar çok manastır varmış buralarda da. Evet. Sol tarafa Maden Adası'na gidiyormuş yol. Maden Adası. Maden Adası'nı duymuştum ben. Yaklaşık 400-500 metre bir arası var burayla deniz ve o deniz yürüyerek geçilebiliyor. Sığ o kadar yani. Aynen, bayağı bir sığ deniz. O tarafa mı gitsek? Şey çok kötü görünüyor ya yol. Evet. Şarjlarımız... Evet. Bunlar haklı sebepler gitmemek için. Evet. Bisikletlerimizi de park ettik. Deniz de çok güzelmiş yalnız. Artık sahilde biraz zaman geçirelim, dönüşe geçelim. Aha. Fazla yapacak bir şey yok. Turla ilgili yorumun var mı? İlk çıktığımız yol müthiş, çok güzel bir yoldu. Canım benim, içi güzeldi. Hele ormanda tilki, evet, gördüğümüz yer falan çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Bu taraflar biraz... Bu tarafın yolu kötüydü ama manzara falan güzel. Ya şey olarak da kötü. Ağaç falan yok ya. Orada ağaç maaş, evet, çoktu. Ama akşamüstü olduğu için çok şey yapmadı. Etkilemedi yani ya güneş. Yok. Adanın bu tarafı biraz hizmetten mahrum kalmış. Evet. Şimdi adanın diğer tarafında, yani merkez tarafında denize girilecek çok fazla yer yok. Genelde hani bu tarafta sanırım denize giriyor insanlar, evet, ama bu tarafta çok şey kalmış. Kırsal. Ne derler? Kırsal. Mahrum kalmış. Ya İyi. Tabii şu an tam yaz mevsimine giriş yapmadık. Belki ondan dolayı hareketsizdir. Haziran'a girdik ya aslında, gayet soğuk biraz. Ama hala yorganla, evet, yatacağız neredeyse. Burası öyle. İyi, bizim videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle. Bye bye.